Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Kahvaltımıza katılım sağladığınız için. Biliyorsunuz ilk başkanlık sürecimizde çok şükür yine partilerin, delegelerin oylarıyla sandıktan çıkıp il başkanı olduk. Ardından memleketimize hizmet etmek adına il başkanlığı görevini ilçe başkanı arkadaşlarımla birlikte yerine getirdik. Ardından işte yerel süreç başlayınca Süleymanpaşa'da belediye başkanı aday adayı olmaya karar verdik. Tekrardan örgüte çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir katılımla 6 tane diğer belediye başkan adayı arkadaşlarımdan, abilerimden birlikte sandığa girdik ve sandıktan iyi bir oyla örgüt üyelerimizin, partili arkadaşlarımızın, yol arkadaşlarımızın oylarıyla çıktık çok şükür. Şu anda da Süleymanpaşa Belediye Başkanı adayı olarak karşınızdayım. Bu benim çocukluk hayalimdi. Ailemde belediye başkanlığı yapmış özdayım var, milletvekilliği yapmış dayım var. Siyasetin içinde yorulduk. Çocukken dayılarım böyle evde sizlere nasıl konuşacağım diye prova yaparken biz küçücük çocukluk evin içinde koşturduk. Şimdi bize nasip oldu. Hayalimizin inşallah en kısa zamanda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların neticesini de inşallah en kısa zamanda seçimde alacağız. Kurucusu olduğumuz Süleymanpaşa'yı tekrardan Tekirdağ'da geri alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal belediyeciliğinin nasıl yapıldığını tekrardan altımıza göstereceğiz. Bunların hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gündüzleyin normal siyasi çalışmalarımızın haricinde geceliğinde eşim ve çocuklarımla birlikte aile ziyaretleri yapıyorum. Bu ziyaretler çok anlamlı geçiyor. Eşinizle birlikte katıldığınız her program diğer ailelerin de eşleri ve çocuklarıyla birlikte olduğu için bir anda böyle apartmanlarda birkaç ailenin bir araya gelip güzel bir misafirlik gibi oluyor. Yani ben bunu çok faydalı gördüm. Tabii kahve programları da yapıyoruz bu arada. Ama eve girmek, evdeki vatandaşa dokunmak başkanım çok keyifli oluyor. Çünkü evde bir ev hanımının tüm sıkıntısını dinlediğin zaman sokağın sıkıntısını da almış oluyorsun. Sahada her yerdeyiz. Sabahleyin Süleymanpaşa belediyemizin çalışanlarını ziyaret ettik. Belediye başkanımız Hüseyin Başkan'dan izin aldık. Onun izniyle belediye çalışanlarımızı ziyaret ettik. Sıkıntılarını dinledik. İnşallah onların da en kısa zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlarımızın maaşlarına iyileştirme yapıldığı gibi inşallah onların da maaşlarına bir iyileştirme yapılır. Çünkü hakikaten çok zor durumdalar. Aldıkları ücretten geçinemeyecek durumda belediye çalışanları. Bunu il başkanlığı sürecimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'la da birlikte istişare ederek zamları gerçekleştirmiştik. İkinci zamı da başkanımız sağ olsun görevi başındayken arkadaşlarımıza yaptı. Dün hatta Candan Hanım'la ilçe başkanımızla birlikte programlarına katıldık. Herkesin yüzü gülüyordu. İnşallah Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarının da yüzü en kısa zamanda güler diye düşünüyorum. Üstümüze düşen neyse yapmaya çalışıyoruz. Bir sahada çalıştığım arkadaşlarım haricinde ofiste ciddi anlamda proje çalışması yapan yüksek mimar olsun, inşaat mühendisi olsun, iç mimar olarak görev yapan arkadaşlarım olsun bu konunun ehli insanlar proje çalışmalarını yapıyorlar. Projelerimiz hazır. Geneline bakarsanız takip ediyorum size programlara katılan diğer adayları. Genelinde herkesin projeleri altı üstü aynı ama ben kendi payıma söyleyeyim. Benim tamamıyla yaşlılar, kadınlar, çocuklar, emekliler, askeri ücretle çalışanlar ve işsizler, sosyal belediyecilik adı altında ciddi projelerim olacak ve sokak canlılarıyla alakalı. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Biz ailece bayağı sokaktaki canlılara düşkün bir aileyiz. O yüzden burada gerçek anlamıyla bir hizmet verecek, güzel bir sokak canlıları için bir alan yapacağız. Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak daha çabuk ulaşılabilir, uzak bir alanda olmayan güzel bir klinik havasında hayvanların da ameliyatlarının yapıldığı bir alan olacak. Çünkü biliyorum, ablamdan biliyorum, belediyenin alanlarında maalesef bu tedaviler yapılamıyor. Genelde veterinerlerde yapılıyor ve hayvanseverler çok ciddi rakamlarda paralar borçlanıyorlar ve bu borcu ödemek için de aralarında örgütleniyorlar. Onu bir Süleymanpaşa Belediyesi olarak karşılayacağız. İnşallah hiçbir canlı
aç kalmayacak. Bir kere her mahalleye çocuklarını rahatça okutabilmeleri için, eğitim öncesi eğitimlerini alabilmeleri için mahalle kreşleri yapacağız. İhtiyaç sahibi ailelerin yoğunlukla olduğu mahallelerde. Hatta gece çalışan annelerin çocuklarını rahat bırakıp da gece vardiyasında çalışmaları için de bir hizmetimiz olacak. Yaşlılarla alakalı bakım evlerimiz olacak. Sadece bakım evi değil, gün içerisinde vakit geçirecekleri, işte demans rahatsızlığıyla uğraşanların, Alzheimer problemiyle uğraşanların gelişimlerini, beyin gelişimlerini sağlayacaklar. Alzheimer bakım evleri, Ekrem Başkan döneminde yapılmıştı Altınova'da. Şu anda unutuldu, hizmet anlamında pek bir hizmet verilmiyor. Onu da daha da çok geliştireceğiz. En büyük sıkıntısı bence Süleyman Paşa'nın, bugün de ilçe başkanımızla beraber gezdiğimizde duvarlarda çok güzel resimleri var. Resimlerin altında belediye başkanlarının ismi yazıyor ama kıyı şeridi, deniz kenar çizgisi çok uzun olan bir şehiriz ama maalesef sahille buluşmamız imkansız gibi bir şey. Sahil derken sadece yürüyüş yolları veya millet bahçesi gibi değil. Tamam, yapılan hizmetler çok güzel, Allah razı olsun yapandan. Biz de Değirmenaltı Alkaya arasını Cüneyt Başkan yaptı. Biz de inşallah Alkaya'dan Süleyman Paşa Yat Limanı'nın olduğu alana kadar olan kısmı tamamlayıp şeridi genişleteceğiz ama bunları yaparken birazcık halkın plajla buluşması gerekiyor. Çocukluğumuzdan beri denize gideceğimiz bir alan yok. Bir tek kumba ve yeni çiftlik var. Taşlarla dolu bir dolgu sahası var ve sadece yürüyüş alanı var. Ama denize giremiyorsun. O yüzden yazlıkların veya evlerinde kalan insanların denize girmesi için bir alan olmadığı için kıyı şeridini iyi kullanamıyoruz. Yüzülen yerlerde de saçma sapan tabelalar, buradaki can güvenliğinden belediye sorumlu değildir gibi. Orada da vatandaşların da can güvenliğini sağlayacağız. Zodyak botlarımız da olsun. Can güvenliğini sağlayacak işte can kurtaranlarla birlikte, kulelerle birlikte güzel bir sahil kenti olmasını istiyoruz. Benim görüşüm, yani Süleyman Paşa çok fazla kimliğini yakalamamış bir yer. Sanayi şehri mi, liman şehri mi, üniversite kenti mi, tarım kenti mi, ne olduğunu bir türlü hepsini içinde barındıran bir yer. Ama maalesef tam bir kimliğini yakalayamamış bir yer. Bizim hayalimiz tabii üniversiteyle birlikte Değirmenaltı bölgesinde çok ciddi anlamda genişleme oldu. Bunu vakıf üniversiteleriyle, özel üniversitelerle işte onlara teşvik anlamında gideceğiz. Tek tek dolaşacağız. Buraya yatırımcıyı getirmeye çalışacağız. Daha fazla gelişmesi istiyoruz. Dumansız sanayinin arazi fiyatları aldı başını gidiyor. Yatırım yapacak kişiler buralara yatırım yapmakta zorlanıyorlar. Birazcık orayla alakalı da imar açısından olsun, yatırım açısından olsun, kendi ekip arkadaşlarımla birlikte bir çalışma yapıyoruz. Daha genişlemesi için güzel bir kafamızda proje var ama en önemlisi tabii kentsel dönüşüm. Maalesef işte birkaç gün sonra, geçen yıl başımızdan büyük bir felaket geçti. Yarın. Benim de doğum günüm ama hayatım boyunca da kutlamayacağım bir gün artık 6 Şubat. İl başkanlığımızda sahaya gittik. Deprem bölgesindeki vatandaşların sıkıntısını gördük. İkinci turda tüm belediye başkanlarından sahaya gittiğimizde bizden ne erzak istediler, ne çadır istediler. Bizden istedikleri tek şey maalesef kefen beziydi. Dini vecibelerine uygun bir şekilde görülmek için. O yüzden Süleyman Paşa'da Büyükşehir'den aldığımız briefingden %67,5 eski yapı var. Neredeyse şehrin yarısından fazlası tehlike altında. Büyükşehir Belediye'miz Kadir Albayrak Başkanım Altınova'da bir kentsel dönüşümü başlattı. İnşallah Candan Hanım'la da bu konuları dün görüştük. Kendisi de hem konut anlamında hem belediye personelinin çalışanın konutuyla anlamında ciddi bir projelerinin olduğunu anlattı. Bizim için önemli olan Süleyman Paşa'da önce insanların can güvenliği. Depremden sonra hala insanlar evlerinin yıkılacağını bile bile evlerinde yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü 6 milyondan 5-6 milyondan aşağı maalesef artık ev satın alabilme şansı yok ki çok zor. Ben bile kendim tamam, ekonomik durumumuz yerinde ama mesela ben bile kirada oturuyorum Hürriyet Mahallesi'nde. O yüzden bunlara bonus adı veriliyor. Hani ada bazında veya parsel bazında bir kentsel dönüşüme girildiği zaman biz oradaki adadaki tüm insanları bir araya toplayıp yatırımcıyla birlikte bir imar planında da düzenleme yaparak bonuslarını vererek daha sağlıklı evlerde yaşamaları için, güvenli evlerde yaşamaları için üstümüze düşeni yapacağız. Ama tabii bu
Süleymanpaşa Belediyesi'nin bütçesinden yapılabilecek işler değil çoğu. Biz onun programını hazırlayıp Büyükşehir Belediyesi ile birlikte inşallah yapacağız diye düşünüyorum. Toplanma alanları, mesela gittiğimizde her yer konteynerlarla doluydu ama bir altyapısı ve alanı olmadığı için konteynerlar sağda solda boş bir şekilde yol kenarlarında bekliyordu. Bizim şimdi deprem toplanma alanlarımız var. Baktığımız zaman sadece bir prefabrik tuvaletimiz var orada. Ama onların altyapısını da oluşturup gün içinde depremden önce burada farklı sosyal faaliyetlerin olduğu böyle geniş anlamda çalışmaların yapılacağı alan haline getireceğiz. Ardından Allah göstermesin olası bir deprem felaketinde anında müdahale edip altyapısı hazırlanmış bir alanda konteyner kentimizi oluşturabileceğiz. Öncelik deprem, dediğim gibi çocuklar, çocuklarımız maalesef bugün bir sahilde Luna Park'a gitse, bir dede çocuğunu götürse, bir Tekirdağ'daki bir Playland'a gitse 300 lira 400 lira bir kart alıp orada çocuğunu iki tane oyun aletine bindirebilecek kaçırıyorlar insanlar. Ben kendi çocuklarımın bildiğimde buna şahit oluyorum ve çok üzülüyorum. Geçmiş dönemdeki gibi çocuk kulübünü çok ciddi anlamda geliştireceğiz. Orada 5500-5600 tane çocuğa kart çıkartmıştık ve ciddi anlamda güzel faaliyetler oluyordu. Çocuklarımız için her şeyi yapacağız. Dedeler de mutlu olacak, anneler babalar da mutlu olacak. Herkes çok mutlu olacak. Engelliler, engellilerle alakalı da il başkanlığı döneminde de üstümüze düşen neyse yaptık. Bu süreçte de inşallah Tekirdağ'da çok ciddi anlamda engelli olup da hayata dahil olamayan tüm engelli arkadaşlarımız, ablalarımız, abilerimiz için üstümüze düşen neyse yapacağız. Engelsiz yaşam alanları kuracağız. Otizmli kardeşlerimiz için, otizm çalışanlarımız şu anda da belediye çerçevelerinde çalışıyor ama biz tamamıyla onların hizmet verdiği, kasada parasını alıp verdiği, mutfakta pişirip bize yemeklerini sunduğu, çay servisini yaptığı kafeler oluşturacağız. Aşevini 1500 kişilik kapasiteden 3000 kişiye çıkartacağız ve kent lokantalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelerin olduğu, genellikle işçi kesiminin çok yoğun olduğu mahallelerde 3-4 tane kent lokantası oluşturacağız. Bir tabildot yemek isteseniz 120 lira en düşük tabildot. Maalesef insanlar sefer taşlarında iş yerlerine yemek taşımaya başladılar. Kent lokantalarını da gerçekleştireceğiz. Çok ciddi projelerimiz var. Bir kere belediye hizmet binamızın olması şart. Maalesef depremden bahsediyoruz. Hala kendi çalışanlarımızın çalıştığı binalar çok sağlıklı binalar değil. Ve oraya vatandaş da hizmet anlamında akın akın geliyor. Oralara onunla alakalı da bu otogar bölgesinde Büyükşehir Belediyesi'nin Süleymanpaşa'yı tahsis ettiği eski otogarın olduğu alanda bir hizmet binası yapıyor. Yani oradaki eski otogarın olduğu dönemdeki canlılığı yakalayıp esnafın da rahat edebileceği bir alan yapmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde devlet hastanesinin hemen yıkılan hastanenin yanında Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait bir boş bir arazimiz var, otopark olarak kullanılıyor. Oraya da tüm STK'ların hepinizin bir arada olabileceği, herkesin bir anda bir binada herkese ulaşabileceği bir alan yapıp işte düğün salonu da içinde, konferans salonu da içinde herkesin bir arada toplu halde olacağı, memlekete nasıl projeler üretilecek, fikir alışverişinde bulunacağı bir alan yapmayı düşünüyoruz. Oradaki esnaf da hastane ve okullar yıkıldıktan sonra çok ciddi anlamda sıkıntıda. Biraz olsun oraya da canlılık vereceğini düşünüyorum. Bir de şu en büyük sıkıntı, sahada dolaştığımızda mahallelerde yapılan düğünler. Vatandaşlar evlerinde istirahat etmek istiyorlar ama gecenin 12'sini 1'ine kadar davul zurna sesleri, gürültüyle istirahat edemiyorlar. Bunun da olmasının sebebi çok ciddi anlamda salon maliyetlerinin yüksek olması. Biz bunu hem yereldeki, Tekirdağ'daki vatandaşlarımızın, sanatçıların bizim düğünümüzde hizmet edeceği hem de belediyenin düğün salonlarının olduğu, köylerde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi mahallelerde düğün salonları oluşturacağız. Hem açık hem kapalı yazın ve kışın kullanılabileceği, vatandaşlar da uygun fiyata orada hizmet edebilecekler. Belediye çalışanlarımızın da herkesin de kullanabileceği bir alan olacak. Yani anlatmaktan bitmez. Şimdi sahadayız. Son bir ay kala bunları
slide şeklinde de yani aslında böyle bir mimarlık ofisinden çok cüzi bir paraya böyle 100 bin lira gibi bir paralara katalog haline getirilip bunlar 3 boyutlu görüntülerle dağıtılıyor. Elimizde geçmiş dönemde belediye başkan adayı olduğunda arkadaşların yaptığı kataloglar da var. Çevirip çevirip bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne şehir stadı yapılmış, ne Tekirdağ Spor'a böyle çok ciddi anlamda projeler yapılmış. Onları da inşallah şimdi o kataloğa çalışıyoruz. Yakın zamanda il başkanımız, ilçe başkanımızla birlikte bir basın toplantısı düzenleyip 5 yıllık sürede planlanıp da yapılamayan bütün projeleri hep birlikte açıklayacağız. O yüzden katalog bastırmadık. Bastırmamızı isterseniz bastırın. Katalog veririz. Herkese çok teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Buyurun. Alacağım sözü. Şimdi başkanım biliyorsunuz en büyük sorun Yavuz Mahallesi'nde pazarı kalkması lazım. Evet. İlçemiz için rahatlaması için ve orada döner tavşak da yapılabilir. Onunla ilgili bir çalışmanız var mı? Şöyle. Pazarla alakalı çalışmamız var. Hala maalesef Süleymanpaşa gibi Tekirdağ'ın merkezi olan bir ilçemizde kapalı pazar yeri yok. Kapalı pazar yaptılar. Çok şükür. Yoktu. Yapandan da Allah razı olsun ama ona kapalı pazar diyemeyiz. Kapalı otopark gibi oldu. Sadece tekstilcilerin, İstanbul'dan gelen tekstilcilerin hizmet verdiği bir alan oldu. Ama gidip Çorlu'ya baktığımızda Çorlu Belediyesi'nin, Hayrabolu'ya gittiğimizde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kapalı pazar yerlerine gezerseniz gerçek anlamda böyle bir Süleymanpaşa'ya kapalı pazar yerleri yapma projelerimiz var ama pazarcıların da nerede olmasını istedikleri, lecatlarda işli olan alanlarla alakalı sıkıntı var. Geçmiş dönemde biliyorsunuz bununla ilgili bir kavga da, olay da çıkmıştı. O vatandaşı da, pazarcıyı da mutlu edecek. Vatandaşın da kolayca ulaşımını sağlayacak. Yani kafamızda var ama tabii bunlar plan ve projeyle birlikte olacağı için göreve geldiğimizde arkadaşlarımızla birlikte bunun kararlarını alacağız, meclis kararlarını. Dediğim gibi birlikte sadece odayla da değil, pazarcı arkadaşlarla da birlikte ortak çarşı hareket ederek. Çarşıyla alakalı şöyle bir projemiz var. Ben de kendim de esnafım. İşte bugün görüyorsunuz benim çocukluğum burada geçti. Çoğunuz da bilirsiniz. Yanında marketçiydi. Burada lokantamız vardı, hala var. Biz burada Yunanlılar, Bulgarlar ve Macarlarla hayatımızı kazandık. Günde ortalama 50-60 araba buraya Yunan arabası gelirdi. Ama maalesef şimdi araba geldiği zaman otobüsü park etmeye bir yer yok. Saat kulemiz var. Çok güzel eskiden oraya otobüs park ediyordu. Artık otobüslerimiz park edemiyor. Park sıkıntımız var. Yolun kenarına bir otobüs çekse hemen trafik polisi gelip turist arabası bile olsa cezai işlem uyguluyor. Çevre yoluyla da birlikte turistler maalesef çevre yolunu kullanarak Tekirada'ya gelip Tekirada alışverişlerini yapıp parayı Tekirada bırakıp çarşı esnafı perişan oluyor. Zaten Tekirada'nın oraya kurulması da bir hataydı. Çarşı esnafıyla alakalı. Bizim projelerin arasında daha sınır kapısından girdiği gibi araba, tabii bunu bölgenin ticaret odası başkanlarıyla da görüşeceğiz. Turizm acenteleriyle görüşeceğiz. Burada Turşap, Turşap'la beraber yaptığımız bir şey var. Kapıdan girdiği gibi otobüs elimizde bir el ilanı dağıtmayacağız. Burada bizim Tekirdağ'da yaşayan rehberleri otobüsleri bindirip önce park yerleri ve nerede yiyip nerede içecekleri, nereden alışveriş yapacakları, pasaj esnafının rahatlayacağı projelerimiz olacak. Çarşıda otobüslerin park edileceği alanları yaratacağız. Mahallemizde otobüsler çekilmek istendi. Maalesef kabul edilmedi. O yüzden esnaf sıkıntıda. Aklımızda güzel projeler var. Muratlı Caddesi'ne bir kere geçmişte yapıldı. Yani yanlış yapıldı. Adem Başkan da memlekete güzel hizmet etti ama orası yanlış oldu biraz. Oradaki esnafın da sıkıntısını dinledik. Aynı çarşıdaki gibi kapalı spor salonuna inen cadde gibi caddeyi canlandırıp çarşının Muratlı Caddesi'ne doğru yeni yapacağımız STK'ların da içinde olduğu binaya doğru ulaşması için güzel bir cadde haline geçeceğiz şıkır şıkır. Ondan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başka sorusu olan var mı? Ben herkese çok teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Var mı diye sordu da. Teşekkür ederiz. Şimdi bizim bu akşam programımız olacak ve konumuzla Özel Enginler'le beraber yapacağız programı. Tamam. Konumuz aslında il başkanını daha çok ilgilendiren konu.
çok zorlu bir süreçten geçirdiniz Sayın Başkan. Gerçekten de tek durdunuz. Süreci güzel yönettiniz bana göre. Teşekkür ederim. Ve bu süreç sonunda da şu anda mevcut belediye başkan adayı olarak seçilen adaylar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dengeyi kurdu mu? Size göre Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten sonra aday olarak atanmayan ya da aday olarak gösterilmeyenlerle aday olanlar Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber bir birlik beraberlik kurabilecek mi? Seçim sürecinde